Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala resulina Muhammedin selavat. Sevgili kardeşlerim, ömrümüz bereketli olsun, feyizli olsun, nurani olsun inşallah. Ben bu metni okumadan içimden geleni bir şey söylemek istiyorum. Böyle toplanmaları, ehli dünya bunu da keşfetmiş. Bunu keşfetmiş, bir araya geliyorlar. Biraz belki masraflı gibi, zahmetli gibi geliyor ama uzaktan gelmek. Sonuç buysa süreci ona göre sürmek lazım. Cenab-ı Hak da kanun ilahisi zatına ayna olmak için cennette. Cennete gitmek için değil, sırf gelmemişiz bu aleme. Avama hitap ediyor. Cennette zata muhatap olacak bir keyfiyet kazanmak için çok hikmetinden bir tanesi de bu. Gelmişiz. Bu toplanmalar illa akli değil. Akle ne olsan biraz mantıksız gibi olur. Zaten derslere gidiyoruz. Masrafa ne gerek var? Bu kadar külfet. O değil işte. İnsan sırf bedensel olmadığı gibi mantıksal da değil. İnsan sırf mantık değil. Çünkü insan yaratılırken mantık yoktu. Matematik de yok. Başka sistem de çalışıyor. Bu Allah-u Alem beraber olmanın bir kanun ilahisi sirayet kanunudur. Onlardan ait bir şey okuyayım işte. Sirayet kanunu sirayet ediyor. Kanun ilahi cereyan ediyor. Bir de şunu diyeyim. Buradaki surete bakıp değerlendirme. Ötelerde ne oluyor? Mesela bir misal söyleyeyim. Bağışlasın beni Abdurrahman. Ama o misali vereceğim çünkü. Ben Abdurrahman pikniğe gel diye vallahi telefon etmem. Çünkü tek tek meşgul olacak zamanım da yok. Öyle şeyim de yok yani tek tek. Ama onun gelip gelmeyeceğini Bediüzzaman Hazretleri geliyor rüyasına. Ben pikniğe gideceğim. Sen niye gelmiyorsun? Ben telefon etmediğime daveti üstten alıyor. Tuhaf ya. Tuhaf şeyler oluyor bizim bu gezegende. Mesela hep derim şu kadar bir yere Allah dağ yapıyor, vadi yapıyor, dere yapıyor, düz yapıyor, indiriyor. Yani aynı şu kadar mekanı şu dünyayı kaldırsan şu kadar mekan olacak. Onu farklı bir şeylerle inişli, çıkışlı, vadi falan mekanı arttırıyor. Ya Rabbi 8,5 milyar kulun var. Tahayyülü küfür küfür değildir. 8,5 ya 10 milyar de. Nüfus var şu anda dünyada. 250 milyar galaksi tahmin ediliyor. 10 milyara galaksi, birer galaksi verse ne olur ki? He Ahmet? Herkese bir galaksi olsa 10 milyar ediyor. Bilim insanları diyor ki semai dünyada 250 milyar galaksi tahmin ediliyor. Her galakside 250 milyar yıldız var. Bizi sıkıştırdan bu kadar ufak bir yere. Niye ben toprak kavgası yaptırıyor? Niye daire kavgası yaptırıyor? Niye birbirimizin kuyruklarımız niye değiyor ki? Herkese bir dünya değil, galaksi verse Allah'ın saltanatı çok büyük. Buraya niye sıkıştırdı? Yani tamam onu yaptın. Ha bu kadar yere geniş yap. Dağlar yapmış, inişler yapmış, çıkışlar yapmış, mekanı büyütmüş. Demek ki bizim düşündüğümüz gibi değilmiş. Bak bu kadar yere biri sıkıştırdı. Niye? İnsan, insansız insanlaşamaz. İnsan, insansız insanlaşamaz. Beraber olacak. Sirayet kanunun dışında bu latifeler var. Onun için onunla alakalı bir yerler okuyayım. Bak bağışlasın kusura bakmasın ben telefon etmezdim ama Üstad ötelerde nereden bilmiş o adama gidiyor? Küçük bir şey ama tevafukun hatırı var. Üstad diyor ki elime avucuma leblebi alsam, nohut alsam, fasulye alsam, şunu alsam, bunu alsam. Bir avuç karıştırdım. Serpmez, serpsem, çekirdekler çekirdeklere, fasulyeler fasulyelere. Bilmem şunlar şunlara bir araya gelse tesadüf olur mu olmaz diyor. Tevafuk alameti makbuliyettir ve onaylanmanın ifadesidir. Üstad bizi bu pikniği nasıl onaylamış? Adama dedi ki ben gidiyorum sen niye gelmiyorsun? Nereden biliyor gelmeyeceğini? Apar topar da geldi. Nerede olduğunu da görmüyorum ha nerededir o. Aziz Sıdık kardeşlerim. Ehli dünya bir siyasette ve bir sanatta bir vazifede ya bir hayat içtimaiye ait bir hizmette ve hususi bir nevi ticarette bulunan her bir taifenin bir nevi kongrede toplanması ve müzakeresi gibi imanı tahkiki hizmeti kutsiyesinde bulunan nur talebeleri dahi kadir ilahinin emriyle ve inayet-i Rabbaniye'nin tensibiyle nispet ediyor o onu. Tesadüf yok ya sen böyle oturacağın belliydi. Gelmen değil şöyle oturacağın da tensibiyle yani nesebine şey yapıyor. İman bir intisaptır diyor ya intisaptır. İman bir bağdır diyor. İntisap nesebine seni bağlıyor aslına. İnayet-i Rabbaniye Allah'ın yardımının aslına bağlaması ile, tensibiyle, tercih edilmenle ve sevkiyle bu Medrese-i Yusufiye Kongresi'ne gelmesinde. Yani Üstad hapishaneyi bile böyle değerlendiriyor.
Medrese-i Yusufiye kongreymiş. Yani öyle surette işte mahkemeler şunlar ama sonuç bir arada mıyız? Hapishane dahi olsa bir arada mıyız? Sonuç bu. Süreç ne olursa olsun. Zaten sonuca göre süreç anlam kazanıyor, değer alıyor. Şu basit bir süreç. Sonucu ne? Birimiz, hepimiz maddi şeylerimizi feda ettik. Yani burada maddi masraf ettik, ömür veriyoruz. Ama dedik ki ya Rabbi, madem böyle bir davanın içerisinde böyle bir şey var. Rızan hangi fiilin içinde bilmiyorum. Bir rıza ilahi olsa ki. Alameti de oldu. Ötelerden gelen bir haber de var. Ötelerden gelen bir işaret de var. Yani biz normal risalede olan abilerle gelen bir geleneğin dışında bir de hususi müdahale de var yani. Bırakmıyor ki şahsı manevi temsil. Onu bırakmıyor arkadaş. Niye onu? Belki normal bir adam şey ilgilenmez onunla. Ama takılma o şahsa. Yani bir nazari ilahinin altındayız. İnayet altındayız. Bu taassup değil ya. Bu Medrese-i Yusufiye kongresine gelmesinde inşallah pek çok kıymetli manevi fayda ve emniyetli neticeleri ihsan edilecek ve nurun erkanları her biri bir elif gibi tek başına bir yerde bir kıymeti varsa bir elif üç elifle omuz omuza gelip halen görülse 1111 olması gibi bu içtimada kıymeti ve inşallah kutsi hizmeti ve sevabı bin olur. O elif elfun olur. Binler olur. Adamlar kendi dünyevi menfaati için yani hiç işi konuşmuyorlar. Antalya'da tutuyorlar. Çünkü akli değil bu işler. Şu anda akli değil. Histir bu. Çünkü his vicdanidir. Vicdan da aklın aklıdır. Akla hükmedecek bu his. Hem nurun takvadarane ve riyazatkarane meşrebi, hem umuma ve muhtaçlara hatta muarızlara ders vermek mesleği, hem dairesindeki şahsi manevi konuşturmak için eski zamanda ehli hakikat senede hiç olmasa bir iki defa içtimaları ve sohbetleri gibi. Ehli hakikat eskide senede bir veya iki. Adam biniyor şeyden Erzurum'dan ta Tillo'ya gidiyor. Bağdat'a gidiyor. Bir ders almak için. Ta Türkiye Cumhuriyetlerine giriyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri oralarda ya. Bir ders almak için. Oralara gidiyor. Senede hiç olmasa bir iki defa içtimaları ve sohbetleri gibi nur şakirtlerinin de birkaç senede en müsait olan Medrese-i Yusufiye'de bir defa toplanmalarının lüzumu cihetinde ama uzaktan geldik ustadım, uçak da geldik, zaman da verdik. Bin sıkıntı ve meşakkat dahi olsa emniyeti yoktur. Şualar 503. Bin sıkıntı olsa. Niye? Akli değil ki bu işte. Sırf akıl değil ki, insan akıldan ibaret değil ki. İnsan yaratılırken aklın ölçü yapmamıştı ki. Madem hayat içtimaiyenin bir temel taşı ve fıtrat-ı beşeriyenin bir hacat-ı zarurisi ve aile hayatından ta kabile ve millet ve İslamiyet ve insaniyet hayatına kadar en lüzumlu ve kuvvetli rabıta ve her insanın kainatta gördüğü ve tek başına bak kainatta gördüğüne tek başına mukabele edemediği medar-ı zarar ve hayret ve insani ve İslami vazifelerinin infasına maddi, mani, maddi ve manevi esbabın tacumatına karşı bir nokta istinat ve medar-ı teselli olan dostluk ve kardeşane cemaat ve toplanmak ve samimane uhrevi cemiyet ve uhuvvet hem siyasi cephesi olmadığı halde ve bilhassa hem dünya hem din hem ahiret saadetlerine katı vesile olarak iman ve Kur'an derslerinde halis bir dostluk ve hakikat yolunda bir arkadaşlık ve vatanına ve milletine zararlı şeylere karşı bir tesanüt taşıyan Risale-i Şakirtlerinin pek çok takdir ve tahsine şayan dersi imanda toplanmak. Yani sonuç Rıza-i İlahi. Aziz Sıdık kardeşlerim, bu dünyanın hayatı pek çabuk değişmesine ve zevaline ve fena ve fani akıbetsiz lezzetlerine ve firak ve iftirak tokatlarına karşı bir emniyetli medar-ı teselli ise samimi dostlar ile görüşmektir. Yani bu ortam, bu mana olmasa hepimiz nasıl görüşeceğiz ki? Nasıl bulacağız ki bir arada? Hemen ben nasıl yapar mesela? Tek tek görürüm de hepimizle beraber aynı şeyi nasıl aynı vakitte getirmek, denk getirmek? Peki bu ne haber, nasılsın? O değil ki bu. O değil ki. Meleği Ala'da neler oluyor? Hani Musa Aleyhisselam'ın şeyi var ya, Peygamber Aleyhisselam söylüyor. Ya Musa benim için ne yaptın? Namaz kıldım diyor. O da senin için dedi. Ama bu hadis ha. Şunu yaptım senin için. Ya Rabbi senin için ne olması lazımdı diyor. Diyor ki hiçbir dünyevi bir şeyin olmadan benim için, rızam için dost edindin mi diyor. Dost. Dostluk başka bir şey ya. Allah kimseyi kimsesiz bırakmasın. Yani bir de
Ben buraya aitim, aidiyet gelişiyor biliyor musunuz psikolojide? Ben buraya rahat ediyorsun yani. Ben buraya aitim. Aidiyet hissi var ya, bulunmaz kardeşim. Adam demiş ya, bana bir nokta istinat ver. Oradan oraya koyarak sistemi diyor, dünyayı oynatırım. Bana bir meslek noktası verin, oradan dünyayı oynatırım. Yani aidiyet hissi var bambaşka. Ben Allah'a aitim. Ben peygambere aitim. Ben şuraya aitim kadar. Büyük nimet. Bambaşka bir şey ya. İşte ikide bir söylüyorum, 2-3 hafta oldu başıma gelen. Bana diyor ki adam, sen ve senin gibi düşünenler dünyanın en mutlu insanıdır. Çok etkilendim. Niye dedim? Allah'a ve ahirete inanabiliyorsunuz ya diyor. Derdiniz yoktur diyor. Metin sen de iman et dedim. O kadar kolay mı zannediyorsun diyor. Nasıl iman edeyim? Allah Allah. Kolay zannediliyor ya. Ne bileyim onda gördüm. Evet Metin, Allah'a ve ahirete iman et, sen de derdin kalmasın. O kadar kolay mı zannediyorsun iman etmek diyor. Nasıl oluyor diyor. Nasıl edeyim diyor. Ne var bilmiyorum ki Ömer içeride. Nasıl edeyim diyor. Ama inanıyorum ki iman etsen derdim kalmayacak diyor. Medarı teselli ise samimi dostlar ile görüşmektir. İç alem ve öteler. Burası alemi şehadet, alemi gaybın suretidir. Yani bu surettir, su gayptir ya. Bu alemi şehadet, gayb aleminin suretidir. Siz bana söyleyin ki suretsiz hakikat olur mu? Burası suret. Suret hakikata istinad eder, medet alır, hayatlanır, ruhlanır. Şu anda olan bir şey oluyor zaten. Yani hakikatle suret, zamanı yok. Ahirette bu şeyler olacak demiyor. Şu anda var. Gir cennete diyor. Şu anda cennet işte sureti ama. Baksana kolay mı zannediyorsun diyor. Ama ben inanıyorum ki iman edebilsem hiçbir derdim kalmayacak diyor Murat. Cevaba bak. Kolay mı zannediyorsun? Nasıl edeyim diyor. Lan de işte. Demek ki bir şey bırakmıyor. Bizi nasıl iman etmişiz ya? Ne kadar da hoş olmuş ya. Kolay olmuş ya. Şükrediyorum ha. Ne kadar nimetmiş ya. Sen ve senin gibi düşünenler dünyanın en mutlu insanısınız. Niye? Dertleriniz yok ki diyor. Sen nasıl edeyim? Kusura bakma papağan gibi tekrar ediyorum ama çok etkilendim ya. Nasıl edeyim diyor. İşte kolay işte lay 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 diyemiyor. Onun için peygamber demiş değil mi? Bana bir şey söyle ki demiş abi. Kimseden ders almaya ihtiyacım olmasın. La ilahe illallah de diyor. Başka bir sahabe de Muhammed Resulullah ekliyor. Diyeceksin kim ne kadar kolay. Olmuyor işte altı dolu onun. Dolu olmadan diyemiyorsun onu. Nasıl diyeceksin? İlahları bırakıp da illallah budur. Medar-ı teselli ise bunun işte bunlar yatırım. İçe yatırım kardeşim içe. Yalnız değilim ben buraya aittim. Medar-ı teselli ise samimi dostlarla görüşmektir. Evet bazen bir tek dostunu 1-2 saat görmek için 20 gün yol gider ve 100 lira sarf eder. Şimdi bu acip dostsuz zamanda bu kadar karabalık içinde yalnızlık var. Bu asrın bir özelliği de yalnızlaştırılmış bir asır. Neymiş? Yalnızlaştırılmış bir asır. 8,5 milyar ama çoğu insan Müslümanın dışında hepsi yalnız. Avrupa'ya gidenler biliyor. Yani tek başına yaşıyor ya. Hiç kimse yok ya. Bir tuhaf bir şey ya. Ben şimdi telefon etsem, 100 kişi gelir ya. 100 kişi, sen telefon etsen 50 kişi rahat gelir. Rahat gelir kardeş. Ben gelirim vallahi derdim abi. Hanginize gelmedi? Ama öyle bir şey yok ya. Bu iman ne acayip bir şey ya. Medar-ı teselli ise samimi dostlarla görüşmektir. Evet bazen bir tek dostunu 1-2 saat görmek için 20 gün yol gider ve 100 lira sarf eder. Şimdi bu acayip dostsuz zamanda samimi 40-50 dostunu, birden 1-2 ay görmek veya Allah için sohbet etmek, hakiki bir teselli alıp vermek. Mesela ben size en büyük iyiliğim şudur. Benim varlığımdır. Sizin bana en büyük iyiliğiniz sizin varlığınızdır. İman ettiğimde siz diyorsunuz ki abi sen yalnız değilsin. Senin iman ettiğine ben de iman ediyorum. Senin gönül verdiğine ben de gönül veriyorum. İman ettiğimize, gönül verdiğimize sizin onaylamanız bana kutsi cesaret veriyor. Yalnız değilim. Tek başıma değilim oluyor. Ben de size yapıyorum böyle. Diyor ki bir ay görmek, Allah için sohbet etmek ve hakiki bir teselli alıp vermek. Elbette başımıza gelen bu meşakkat ve zayiat-ı maliye ona karşı pek ucuz düşer. Emniyeti kalmaz. Mesela bizim bu gezegende bu gürültüler oluyor. Sizin gezegende nasıl bilmiyorum ki. Var mı sizin şeyde? Acayip bir memleket burası. Dünya. O kadar hoşuma gidiyor ki iman eden var, küfreden var, ölen var, dirilen var. Kur'an okunuyor aynı anda müzik çalıyor. Gülen var aynı anda ağlayan var. Kadın var, erkek var, ses var, sessizlik var. Garip bir gezegen ya. Burası acayip ya.
Tuhaf bir memleket. Ve Allah'ın memleketi. Ve bu memleket Allah'ın esmasında oluyor. Allah burada da, dünya böyle değil ha. Buz nerede? Suyun donmuş halidir. Bu dünya esmanın donmuş halidir. Bunlar hep esmada oluyor. Burada şeytan, melek. Arkada nur esması, mudil esması. O arkada öyle bir şey yok. Aziz Sıdık kardeşlerim, madem ahiret için, hayır için, ibadet ve sevap için, iman ve Kur'an için Risale-i Nur ile bağlanmışsınız. Elbette bu ağır şerait altında, ağır şerait. Herkesin dünyası farklı. Şu andaki ağır bu. Altında her bir saati 20 saat ibadet hükmünde ve o 20 saat ise Kur'an ve iman hizmetindeki mücahede-i manevi haysiyetiyle 100 saat kadar kıymetdar ve 100 saat ise böyle her biri 100 adam kadar emniyette olan, 100 saat, her bir saat 100 saat kadar, her bir adam 100 adam gibi oluyor. Bak neymiş o? Bu ağır şerait altında her bir saati 20 saat ibadet hükmünde, bir saat ibadet noktaya 20 saat oldu. Ve o 20 saat ise Kur'an ve iman hizmetindeki mücahede-i manevi haysiyetiyle, gaye olursa onun içine, Allah'a konulursa 100 saat kadar kıymetdar ve 100 saat ise böyle her biri 100 adam kadar emniyetli olur. Hakiki mücahit kardeşleriyle görüşmek ve akdi uhuvvet etmek, kuvvet vermek ve almak, teselli etmek ve müteselli olmak ve hakiki bir tesanütle kutsi hizmete sebatkârâne devam etmek, istifade etmek ve Medrese-i Zehra'nın şakirtliğine liyakat kazanmak. Son bir şeyim kaldı, sonra dua yapacağım. 100 kaldı. Aziz Sıddık kardeşlerim, Aziz İsa Aleyhisselam'ın sıfatıdır. Çok kullandığı. Ahiretin hiçbir şey satmayan kişiye denilir. Sıddık da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tabesinin unvanıymış, unvanmış o. Aziz Sıddık kardeşlerim, yani ahiretin hiçbir şeye feda etmeyen Muhammed ümmeti demekmiş. Böyle Aziz Sıddık kardeşlerim. Çünkü niye kullanıyor diye merak etmiştim. Aziz niye kullanıyor? Sizin tesanüdünüze benim ziyade emniyet verdiğimin sebebi yalnız bize ve Risale-i Nur'a menfaat için değil, belki tahkiki imanın dairesinde olmayan ve nokta-i istinada ve sarsılmayan bir cemaatin katı buldukları bir hakikate dayanmaya pek çok muhtaç bulunan avam-ı ehl-i iman için dalalet ceyranlarına karşı yılmaz, çekilmez, bozulmaz, aldatmaz bir merci, bir mürşit, bir hüccet olmak cihetiyle nasıl olacak? Sizin kuvvetli tesanüdünüzü gören kanaat eder ki, bu mesela bugün biz böyle, biz kendimizi biliyoruz ama sureti de böyle değil. Yani biliniyor. Bizi kim emniyetli almışsa, gerek dostlarımızdan gerek düşmanlarda, burada olduğumuz biliniyor. Sizin kuvvetli tesanüdünüzü gören kanaat eder ki bir hakikat var. Hiçbir şeye feda edilmez, ehli dalaleti başını eğmez, mağlup olmaz diye kuvve-i maneviyesi ve imanı kuvvet bulur. Ehli dünyaya ve sıfata iltiyaktan kurtulur şu davranışlarımız. Amin. İlahi ya Rabbena, sen Risale-i Nur'u ve Risaleti Nur talebe ve şakirtlerini muhafaza ifsında ve kala-i ilahiyen içinde muhafaza emin eyle. Hizmeti Kur'an ve imanda sabit ve daim eyle. Bu kutsi hizmetlerinde muvaffakiyetler, yardım ve muavenetleri ihsan eyle. El aman el aman. Ya Rahman Rahim medet. Bizi muhafaza eyle. Bizi cinni ve insin şeytanların şerrinden kurtar. Ve ahir zamanın bu cazibedar fitnesinden muhafaza eyle. Risale-i Nur talebelerinin kalplerini birbirine tam sadakat ve muhabbet ve uhuvvet ve şefkatle doldur. Ya Erhamer Rahimin, Kur'an-ı Muzizül Beyan-ı Azimuşan'ın sırr-ı azamına, marifetullah, muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah sırr-ı kutsisine ve hasbunallah ve nimel vekil sırr-ı uzmasına ve rizayullah ve rüyeti cemalullah lütfe ihsanına mazhar eyle. Ya Rabbel Alemin. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanet temin kıl. Ya Rab, şu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketi hürmetine bize ihsan ettiği maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et. Ya Rabbel Alemin. Ey Kur'an indiren Allah'ım. Kur'an'ın ve kendisine Kur'an indirilen
zatın hakkı için kalplerimizi ve kabirlerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Amin. Ey Kur'an'ı indiren Allah'ım, Kur'an'ın ve kendisine Kur'an indirilen zatın hakkı için kalplerimizi ve kabirlerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Allah'ım, bize dünyada senin muhabbetini ve bizi sana yaklaştıracak şeylerin muhabbetini ve senin emrettiğin şekilde istikameti, ahirette de rahmetini ve rüyetini nasip et. Allah'ım, bize hakkı hak olarak gösterip ona ittibaiyle, batılı batıl olarak gösterip onun ittibaiyle rızıklandır. Allah'ım, bizi ve Risale-i Nur talebelerini ihlas, uhve, tesanut, sadaka, takva, sebat ve metanet usturlarıyla hizmet edebilmeyi muvaffak eyle ya Rabbel Alemin. Allah'ım, Risale-i Nur talebelerini nefis ve insi ve cinni şeytanların şerinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinde muhafaza eyle ve cennet-i fideste mesut kıl. Amin, amin, amin. Bi hürmeti seyyidil murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat. Thank you.